vuruldum kaldım. Kıbrıs dağlarında vuruldum kaldım. Şehit olanları bayrağa sardım. Şehit olanları bayrağa sardım. Kıbrıs dağlarında aslanlar yaşar. Kıbrıs dağlarında aslanlar yaşar. Zalim düşmanlara ölümler saçar. Zalim düşmanlara ölümler saçar. Kıbrıs dağlarında aslanlar yaşar. Zalim düşmanlara ölümler saçar. Zalim düşmanlara ölümler saçar. Akşamdan ışıktır, ay akşamdan ışıktır. Yaylalar, 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 yaylalar. Yaylalar, 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 yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır, yüküm şimşir kaşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Yüküm şimşir kaşıktır, yüküm şimşir kaşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Komşu kızı zapt eyle, komşu kızı zapt eyle. Yaylalar, 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 yaylalar. Yaylalar, 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 yaylalar. Bizim oğlan aşıktır, bizim oğlan aşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Bizim oğlan aşıktır, bizim oğlan aşıktır. Dılo dılo yaylalar, dılo dılo yaylalar. Ay akşamdan aşta gel, ay akşamdan aşta gel. Yaylalar, 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 yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Burası Kıbrıs Türk Bayrak Radyosu. Uzun zamandan beri Yunanlıların tahrikleriyle insanlık dışı kanlı saldırılarını sürdürmekten çekinmeyen kana susamış Rum tetikçilerine son ihtarımızdır bu. Türkiye, Kıbrıs'taki soydaşlarının haklarını sonuna kadar korumaya kararlı ve durumun gerektirdiği her türlü tedbir almaya hazırdır. Bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye, Kıbrıs üzerindeki haklarının bir tek zerresinden bile hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Adayla aramıza gerilen Amerikan 6. filosuna rağmen yapacağımız çok şey var daha. 12 numaralı harekat planını yürürlüğe koymak görevini size veriyorum. Emredersiniz komutanım. Buyurun babacığım. Teşekkür ederim kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hanımefendi? Çok mersi. Sizi çok iyi gördüm. Müsaadenizle. Rica ederim. Geç kaldın Yavuz. Biraz işim çıktı da. Bak, herkes seni bekliyor. Hadi. Ne
Hoş geldin Yavuz. Evet, Kıbrıs'tan ne haber bakalım? Ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Nereden çıktı şu Kıbrıs davası başımıza? Piyasadaki bütün işlerin durduğu yetmezmiş gibi. Arada Amerika olmasa bizimkiler neredeyse harbe girecekler. Baba! Tamam, tamam. Anladım kızım. Bizim damat öyle konuşmalara bozulur. Al bakalım. Damat dedim de aklıma geldi. Bak oğul, bizde erkek evlat yok. İşler de her gün biraz büyüyor. Bir an evvel Canan'la evlen, ordudan da ayrılıp işlerin başına geç. Ha? Ne dersin? Ordudan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Kızınızla nişanlanırken de böyle bir şartınız olduğunu hatırlamıyorum. O zaman durum değişikti. Bir tanecik kızımı o köy senin, bu kasaba benim, dağ bayır dolaştırmak niyetinde değilsin herhalde. İnsan gibi yaşamak sizin de hakkınız. İnsanlık anlayışımızda çok büyük farklar var Remzi Bey. Kızınız peşimde dağ bayır dolaşmak istemiyorsa istediği anda nişanı bozabilir. Nereden çıkardın şimdi bunu Yavuz? Müsaadenle baba. Ne bu halin? Yoksa beni sevmiyor musun artık? Bak canım. Söylediklerimi iyi dinle. Gerçekten karım olmak istiyorsan şu ordudan ayrılma meselesini aklından çıkart. Ama... Aması maması yok. Bir komando subayı nasıl yetişir? Bu yoksul millete kaça patlar biliyor musun? Babanın fabrikasında bir yazıhane koltuğunda viski içerek göbek büyütmem için sarf edilmedi bunca emek ve para. Bu borcu ödemek zorundayım ben. Dinlemiyorsun ki beni. Borcun neyse babam kuruşuna kadar ödemeye hazır. Bu borcu ödemek için ne senin babanın parası yeter, ne de bir başkasının. Bu borcu insan ancak yürüyle, kanıyla, gerekirse canıyla öder. Erken geldin Yavuz. Kalabalıktan canım sıkıldı anne. Yoksa Canan'la bir şey mi geçti aranızda? Hayır anne, hiçbir şey geçmedi. Sayın dinleyiciler, şimdi son haberleri veriyorum. Amerikan elçisinin teminatına rağmen Rum tetikçiler Türk soydaşlarımıza saldırılara devam etmektedir. Lefkoşe bugün yeniden kanlı bir gün yaşamıştır. Kabine son durumu görüşmek için İnönü'nün başkanlığında toplanmış bulunmaktadır. Yeni haberler aldıkça ayrıntılarıyla... Seni istiyorlar oğlum. Buyurun. Teğmenim, karargâhtan gönderdiler. Sağ olun. ...12 no'lu plan yürürlüğe girmiştir. Acele kıtanıza katılmanız emriyle. Böyle gece vakti nereye gidiyorsun oğlum? Birliğe dönmem gerek anne. Hala ısmarladık. Belki birkaç gün eve gelemem. Merak etme sakın. Canan'a haber vermeyecek misin? Vaktim yok anne. Yeni bir görevle İstanbul'dan ayrıldığımı, gittiğim yerden mektup yazmaya çalışacağımı söylersin. Kendine dikkat et oğlum. Merak etme anne. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vakit tamam albayım, buluşma yerine gelmiş olmamız lazım. İşte oradalar, işaret veriyorlar. Teğmenim, göreviniz aylardan beri Yunanlıların yığınak yaptıkları Rum cephaneliklerini basarak silah ve cephane temin etmek, ada tütlerini teşkilatlandırarak abluka altındaki Türk köylülerini kurtarmaktır. Emredersiniz komutanım.
Talihiniz açık olsun teğmenim. Sağ olun komutanım. Her şey hazır mı çocuklar? Hazır komutanım. Botu indirin. Allah vere de gavurların devriye botu şıp diye üstlerine gelmese. Merak etme baba, bu saatte kışlarını bile kaldıramaz onlar. Silahları çıkarın, Hasan sen ötekileri getir. Emredersiniz komutanım. Şükür Allah'a kazasız belasız karıya çıkabildiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz aslan evladım benim. Cephanelik bu burunun arkasında. Bize yolu gösterecek adam hazır mı? Hazırım komutanım. Bu çocuk mu gösterecek? Böyle çelimsiz durduğuna bakmayın siz. Kızımdır diye söylemiyorum. Değme erkeğe taş çıkartır alimallah. Başa gelen çekilir. Adam seçecek durumda olmadığımıza göre. Hadi düş bakalım önümüze. Kaybedecek vaktimiz yok. Merkepleri getirip yolun ağzında işaretinizi bekleyeceğim. İşte orası. Bir yere kıpırdama. Ben de sizden gelmek istiyorum komutanım. Olmaz, bu kadın işi değil. Çocuklar çabuk olun! Hay Allah kahretsin! Makinalıyı ele geçirdiler! Nişancısı imha edildi komutanım. Hadi çocuklar, Fahmettin. Buyur komutanım. Tahrik kalıplarını hazırla. Emredersin İsmail komutanım. Sen de tekerleği tamir et. Emredersin komutanım. Enis, Şükrü. Buyurun komutanım. Buyur komutanım. Kaldırın arkadaşlarınızı. Emredersiniz. Emredersin. Komutanım.
Başın sağ olsun komutanım. Eksik olma. Sen de bu arslanlar gibi savaştın bugün. Tahrip hazır komutanım. Tahrip tam siper. Araç bin gidiyoruz. Köyde bu silahları dağıttıktan sonra Rumlar sıkıysa gelsinler bakalım. Fatma! Kızım neredesin? Çabuk ol! Geliyorum baba! Hadi, yolunuz açık olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Bizim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Bu bizim vazifemiz. Eyvallah oğul. Yarın sabah güneş doğarken karalaştırdığımız yerde buluşuruz. Oldu. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Güle güle, 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 güle Zeynep. Güle güle. Hoşça kal komutanım. Güle güle Zeynep. Hadi çocuklar, teçhizatı toplayın. Tahrip kalıplarını hazırlayın. Hadi! Tahripler hazır komutanım! Şöyle. Ne var bu sepetin içinde? Götürün! Yürüyün köpekler, hepinizi at bırakırız. Geçin oraya! Silahları yakaladık komutanım! Nereden buldunuz bunları? Konuş be adam, kim verdi bu silahları size? Baba! Baba! Cephaneliği basan Türklerin saklandıkları yeri söyle çabuk! Söyle çabuk, o korkakların saklandıkları yeri söyle çabuk! Kimseden korkmaz onlar! Saklandıkları falan da yok! Sadece o pis canınızı almak için zamanın gelmesini bekliyorlar! Bırakın! Yakalayın! Askerler! Yakalayın şunları! Geberticiğim sizi! Geberticiğim sizi! Ben sizi konuşturmasını bilirim! Götürün! Sallamayın! Kalk komutan geliyor! Kalk! Hadi kalk! Komutan geliyor! Kalk dedim! Sabaha kadar asılı durunca umarım aklın başına gelmiştir.
Söyle bakalım şimdi, silahları size verenler nerede saklanıyorlar? Söyle diyorum! Baba! Baba! Bırakın babamı! Bırakın ihtiyar babamı! Bırakın! Hala konuşmayacak mısın sen? Söyle, konuşmayacak mısın? Bırakın! Hiç merhamet yok mu sizde? Bırakın babamı, bırakın! Su getirin! Ölmüş! Baba! Hay Allah kahretsin! Belki öbürünü konuştururuz! Köpekler! Bırakın! Sen de konuşmazsan her yarım saatte bir bunların içinden 5 kişi kurşuna dizilecek! Katiller! 8 kişiyi derhal kurşuna dizin! Çabuk olun! Çabuk! İstemez! Biz gözü açık ölmesini de biliriz! Konuşmazsan kimseye acımam! Haberin olsun! Konuşma sakın Zeynep bacım, konuşma! Nasıl olsa öldürecekler hepimizi, konuşma! Hadi konuş! Kıbrıs dağlarında vuruldum kaldım! Kıbrıs dağlarında vuruldum kaldım! Şehit olanları bayrağa sardım! Şehit olanları bayrağa sardım! Kıbrıs dağlarında aslanlar yaşar! Kıbrıs dağlarında aslanlar yaşar! Zalim düşmanlara ölümler saçar! Zalim düşmanlara ölümler saçar! Kıbrıs dağlarında aslanlar yaşar! Zalim düşmanlara ölümler saçar! Zalim düşmanlara ölümler saçar! Gebertin köpekleri! Aslanım! Geldin çok şükür! Baskına uğradık, baskına uğradık! Türklerin baskınına uğradık! Acele bize yardıma gelin! Türklerin baskınına... Baban gerçek bir kahraman gibi öyle. Şimdi sağ kalanları düşünmek zorundayız. Al şunu. Ali! Buyur komutanım! O köpek Rum subayı ölmeden evvel telsizle birliğine haber verdi. Yarım saat içinde şu boğazı tutmamız lazım.
İnşallah bizden evvel davranıp yolumuzu kesmezler. Avar ateşiyle önlerini kesin! Boğaza kümelerle meydan vermeyin! Bizden evvel davrandılar Ali! Sen kafilenin gerisini kollayacaksın! Acele edin! Gerekirse ağırlıkları bırakın! Önce kadınlarla çocuklar! Evet, sadece biz kaldık. Hadi öyleyse çocuklar, birbirimizi koruyarak biz de çekilelim. Uğraşma bacım, o bacağın işi bitik. Ali! Buyur komutanım. Beni makinanın yanına taşıyın. Beni silahın başına taşıyın dedim! Bağışsın komutanım. Şu andan itibaren kumandayı sana devrediyorum. Derhal kafileyi topla. Kıyıdaki Türk kontrolü altındaki bölgeyi tutmaya bak. Ben ölmeden bu köpeklerin bir teki bile gelemez peşinizden. İzin verin, ben de sizinle kalayım komutanım. Olmaz. Bacağınızı düşünüyorsanız sizi sırtımızda taşırız komutanım. Sizi buraya beni sırtınızda taşıyasınız diye göndermediler. Bu zavallı insanların bir an evvel selamete ulaşması lazım. Aman komutanım! Yufka yürekli olmanın sırası değil Ali. Emrimi dinlemezseniz vururum hepinizi. Vururum, anlaşıldı mı? Bağışla komutanım. Emriniz yerine getirilecektir. Hadi hareket ediyoruz. Yürüyün bakalım, toparlanın. Toparlanın. Sen ne duruyorsun hala? Kafilenin hareket ettiğini görmedin mi? Hadi yürü bacım! Hadi bacım! Hadi bacım! Hadi bacım!
Yaşıyor. Ulu Tanrım! Sen sandığımdan da büyüksün.
Neredeyim ben? Çok şükür gözlerini açtın sonunda. Şimdi keçiyi sağır, sıcak bir süt içiririm sana. İnşallah birkaç güne kadar da hiçbir şeyin kalmaz. Silahları kapar, Rumların karşısına dikileriz evelallah. Hele sen bir iyileş. Bir teki bile dayanamaz bizim karşımızda. Kurban olayım, kımıldama. Karşılarına dikileriz dedikse hemen gidiyoruz demedik. Hah, şimdi oldu. Beş gün ölü gibi yattın. Kaya gibi sağlam adammışsın komutanım. Kefeni yırttın sonunda. Ya bizimkiler? Erenköy'e sığınabildiler mi acaba? Hem de nasıl! Ertesi gün Rumlar ölülerini toplamaya geldiklerinde kayaların arasına saklanıp da dinledim. Sağ salim Erenköy mücahitlerine kavuşmuşlar. Bak Emine Hanım! Yavuz gideli neredeyse 20 günden fazla. Ne bir haber var, ne de bir mektup. Ah, sormayın. Ben de çok üzülüyorum, meraktan çatlayacağım. Ben kızımın istikbalini düşünmek zorundayım. Bu kadar peşinde koşanı, isteyeni varken bir hayırsız nişanlıyı niye beklesin? Belki hasta, belki gittiği yerden bir haber yollamak imkanı yok. Oğlum nihayet bir asker. Ben kaç kere söyledim ona ordudan ayrıl diye. Ama dinletemedim. Günahını kızım mı çekecek? Ne demek istiyorsunuz Remzi Bey? Demek istediğimiz şu ki... biz bu nişanı bozmaya karar verdik. Bir dakika Remzi Bey, bir dakika Canan Hanım kızım. Şimdi gelirim. Telgrafınız var efendim, bir imza lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler. Oğlunuz Yavuz Bayraktar'ın özel bir görev sırasında kahramanca savaşırken kaybolduğunu derin üzüntüyle... El ola Emine Hanım! Kötü bir haber mi yoksa? Vah vah! Çok üzüldüm. Gepegenç aslanlar gibi adam. üzülme Emine Hanım. Nasıl olsa dolgun bir şehit maaşı bağlarlar sana. Defolun! Defolun diyorum size! Defolun evimden! Zeynep, ne düşünüyorsun öyle? Düşünüyorum ki... Kıbrıs Türkiye'nin olsaydı eğer... Rumlar gibi bizim de okullarımız, fabrikalarımız olurdu. Böyle cahil, böyle fakir kalmazdık. Doğru. Önce İngilizler, sonra da Rumlar yıllardır sizi ezip bitirdi. Ama bu hep böyle sürecek değil. Bir gün bütün bu çektiklerimiz bitecek... bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız olacak mı dersin? Elbette. Ama benim için çok geç artık. İnşallah yeni doğanlar kavuşur o günlere. Zeynep, biliyor musun? Çok akıllı bir kızsın sen. Tek başına akıl neye yarar? Okumuş olmadıktan sonra. Canan gibi okumuş bir budala yerine... senin gibi bir kızı 1000 kere tercih ederim. Canan senin nişanlının ismi değil mi? Evet. Beni ona değişirsin öyle mi? Beni. Kıbrıslı köylü kızını. Köylü olman ne fark eder? Bir erkeği mutlu edecek her şey var sende. Beni sevindirmek için böyle konuşuyorsun. Ama ben sandığın kadar akıllı değilim. İnanıveririm söylediklerine sonra. Sen de pişman olursun. İnanmanı istiyorum zaten. Doğruyu söylüyorum sana. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Sen...
Sen şimdiye kadar tanıdığım kızlardan o kadar başkasın ki. Bırak kolumu! Bana öyle acıyarak bakmanı istemiyorum. Bana merhamet etmeni istemiyorum. Sen nereden çıktın karşıma? Sana merhamet etmek ne haddime düşmüş benim. Yaralandınsa bizim için yaralandın, benim için yaralandın. Sana kölenmiş gibi bakmak benim boynumun borcu. Sadece boynunun borcu olduğu için mi? Hayır. Evet. Söyle, evet mi, hayır mı? Affet beni. Ne yaptığımı bilmiyorum ben. Yapmak istediklerimi yapamadığımdan, söylemek istediklerimi söyleyemediğimden bu hale geliyorum işte. İstediğini söyle bana. İstersen yerden yere vur. Benden mi çekiniyorsun? Çok akıllısın ama yine de anlayamıyorsun. Budala. Sırılsıklama aşık oldum ben sana. Farkında değil misin? Buradaki son günümüz bu Zeynep. Koltuk değneklerine iyice alıştım. Yarın Şafak'la birlikte yola çıkabiliriz artık. Kıyıya vardığımızda seni hemen Türkiye'ye yollarlar değil mi? Herhalde. Bu bacakla artık Kıbrıs'ta ne işe yararım ben? Benim için yaptıklarını hiçbir zaman ödeyemem sana. Sen olmasaydın... Hiçbir şey borçlu değilsin bana. Ne yaptımsa severek, isteyerek yaptım. İyileşir iyileşmez geri dönerim muhakkak. O zaman evlenir misin benimle? Düşünme böyle şeyler. Unutma ki seni bekleyen bir nişanlın var. Ayrılacağım ondan. Her şeyi anlatacağım. Canan bana göre bir kız değil. Ben de sana göre sayılmam. Basit, zavallı bir köylü kızıyım. Bir gün gelir pişman olursun, utanırsın benden. Söyleme böyle şeyler. Ben seni gerçekten seviyorum. Ben de seni. İşim yok, değneğimi ver. Yaran kanıyor. Keşke birkaç gün daha bekleseydik. Beklemekle olacak iş değil Zeynep. Bu yara doğru dürüst tedavi edilmeden hiçbir zaman kapanmaz. Hadi gidelim. Ne arıyorsun sen? Hiç, evime gidiyorum. Sen onu babana yuttur. Dur kız! Bırakın! Bakayım buraya! Bırakın! Dur! 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 Kaç! Kaç! Dur! Bırak buraya! Thank you.
Bu bizim Zeynep bacı! Koşun, yardım edelim! Nasıl görüşemezmişiz? Damadım o benim. Kızımın da nişanlısı. Buyurun öyleyse ama yanında en fazla 10 dakika kalabilirsiniz. Yürü kızım. Oh, kahraman evladım benim. Geçmiş olsun. Tanrı bağışladı seni bize. Geçmiş olsun Yavuz. Oh, 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 sandığımdan da iyi gördüm seni. Vallahi hakkında söylenenleri duydukça göğsüm kabarıyor. Ne oluyor? Dargın mıyız yoksa? Anladım. Kaç gündür ziyaretine gelemedik diye darıldın bize. Ah Emine Hanım, bütün kabahat sende. Oğlumuzun döndüğünü insan bir an evvel haber vermez miydi? Neyse, kendimizi çabuk affettiririz biz. Bak, ordudan ayrılmanı istemiyorum artık. Senin gibi bir damat her kula nasip olmaz. Hele bir iyileş, muhteşem bir düğün yapacağım size. Bütün iş adamlarını çağıracağım, gazeteler hep sizden bahsedecekler. Firmam için müthiş bir reklam olacak bu. Neden cevap vermiyorsun Yavuz? Çünkü evlenmekten vazgeçtim. Çünkü annem yokluğunda olup biteni anlattı. Sonra daha önemli bir sebep var. Ben başka bir kızı seviyorum. Baba! Kararını verirken iyice düşündün mü oğlum? Evet, düşündüm. Buyurun yüzüğünüzü. Hadi kızım, gidelim buradan. Oh, kurtulduk çok şükür. Şimdi söyle bakalım bana, kimmiş o sevdiğin kız? Ne kadar mükemmel bir insan olduğunu bilemez. Üstelik de çok güzel. Tam sana layık bir gelin anne. Kararını verdiğin için sana gitme demeye dilim varmıyor oğlum. 6 ay hasta yattın. Biraz kendini toparlasaydın. Kıbrıs'a bu sefer savaşmak için değil, sevdiğim kızı bulmak için gidiyorum anne. Eskisinden sağlam döneceğim geriye. Hem de yanımda kızın gibi sevip bağrına basabileceğim bir gelinle beraber. İnşallah oğlum, inşallah. Hadi anne, Allah'a ısmarladık. Altı ay gözleri yollarda senden haber bekledi Zeynep bacı. Sonunda senden ses çıkmayınca da gitmek zorunda kaldı. Kimsenin nerede olduğunu bildiği yok. Mektuplarımı almadı demek. Alsaydı beklemez miydi hiç? Canını bile verirdi senin için. Ama çaresiz kaldı. İstersen bir de Kıbrıs Türk Yönetim Kurulu'na başvuralım. İyi, gidelim. Rum çetecilerin korkusundan insanlar evlerini, köylerini terk ettiler. Ama gene de elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İznimin bitmesine 3 gün var. Türkiye'ye dönmek zorundayım. Bize adresinizi bırakın, neticeyi size yazarız. Sancılandın mı? Ne oldu kardeşim? İyice yakınlaştım. Hatça bacı haberlerim. Eve Hatça abla yetiş! Yetiş, sancısı tuttu. Hadi yardım edin. Hadi yardım edin. Gayret. Gayret.
kızın oldu Zeynep bacı, Allah bağışlasın. Güle güle bir. Kızım canım pek de güzelmiş. Ay yavrum, bir de roman ve geçen 10 yıl içinde Makaryoz yeni Kıbrıs politikasını çizerken Türkiye'yi hesaba katmak zorunda olduğunu artık iyice biliyordu. Devletler arası anlaşmaları sistemli bir şekilde Rumlar lehine yorumlayarak dünya üzerindeki etkin Yunan yaygaracılığını ve Akdeniz'deki yeni denge unsurlarını ustaca kullanarak uzun vadede Türkiye'yi saf dışı bırakmak umudu ve hayalleri içindeydi. Ama adadaki aşırı sağcı Grivas ve EOK örgütü Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapmak için beklemek niyetinde değildiler ve Makaryoz'a karşı cephe almakta gecikmediler. Bu sefer Rumlar kendi aralarında tetikçiliğe başladılar. Grivas'ın ölümüyle kurulan yeni örgüt EOKB ve adaya gizlice sokulan Yunan subayları, adayı bir an önce Yunanistan'a ilhak etmek için sabırsızdılar ve Makaryoz'u amaçları için büyük bir engel olarak görmekteydiler. Sonunda eski katil Nikos Samson'un başkanlığında bir darbe düzenleyerek oldu bitti ortamı içinde Kıbrıs'ı bir Yunan adası haline getirebileceklerini sandılar ve 1974 Temmuz'unda kanlı olaylar yeniden başladı. Rumlar birbirlerini yiyorlar. Artık burada duramayız. Yürü başımızın çaresine bakalım. Kartal 1. Emredersiniz komutanım. Kıbrıs'a gidiyoruz arkadaşlar. Yeah!
atar! Hazır komutan! Teş! Şükür Allah'ıma geldiler işte! Uçaklarıyla, toplarıyla, tüfekleriyle, Mehmetçikleriyle sonunda geldiler işte! Senin baban da onlardan biri kızım! Bizi kurtarmaya gelenlerin içinde belki o da var! Hani babamın öldüğünü söylemiştin anne? Bilmiyorum kızım, uzun yıllar evvel kaybettim onu! Belki de yaşıyor. Şimdi bunların sırası değil! Rumların eline geçmeden Türk bölgesine ulaşmalıyız! Gidelim! Öbür evlere bakalım. Ver elini. Kartal, burası savaş bir! Sesimi duyuyorsan cevap ver! Komutanım! Savaş bir, ben Kartal! 1023 rakımlı tepeden düşman top ateşi altındayız! Yüzbaşı! Ne yaparsan yap o topu sustur yüzbaşı! Emredersiniz komutanım! Beni takip edin! Burası Kartal! Bir düşman topçusu imha edilmiştir komutanım! İndir aşağı! Getirin! Dizin duvara! Hepsini öldürün!
nereye gidiyorsunuz? Girine düştü, Türkler korkunç bir hıza ilerliyor. Aklınız varsa size kaçıp canınızı kurtarın. Korkak köpekler! Ne yapıyoruz Yorgi? Türkler geliyormuş. Gelirlerse gelsinler, hepsini geberteceğim. Köyde bir tek Türk erkeği kalmayacak. Yürüyün, yürüyün! Tank var süpere! Kaldı kızım, biraz daha gayret et. Belki bu köyde sığınacak bir yer buluruz. Koşun, yakalayın! Bakalım, gerisi önümle gelsin, hadi! Sustur şu makinalıyı! Emredersiniz komutanım! Ali! Bırakın beni pis Rumlar! Korkma kızım, biz Türk'üz! Ağlama kızım. Kimse kötülük edemez sana artık. Ya annem! Annem orada kaldı, Rumların elinde. Ne olur kurtarın onu. Yalvarırım, kurtarın. Korkma yavrum.
Korkma, anneni de kurtarırız biz. Evet, evet anlıyorum, elimizden geleni yaparız. Türkler neredeyse köye girmek üzereler Karayorgi. Ne bekliyoruz hala? Bir an evvel kaçalım buradan! Geç kaldık, kaçamayız artık. Tek bir çaremiz var. Az önce telsizde haber verdiler. Ateşkes ilanı yakın. Okuldaki kadın ve çocukları da buraya getirin hemen. Onları rehine olarak kullanıp canımızı kurtaracağız. Hadi, ne bekliyorsunuz? Ali! Efendim komutanım! Bu evi karargah haline getirin. Ateşkes ilanına 4 saat var, geceyi burada geçireceğiz. Emredersiniz! Anneni kurtarıp getirene kadar bizi burada uslu uslu bekle. 4 kişi benimle gelsin! Binayı başınıza geçiririm! Teslim olun! Ben şimdi gösteririm size! Kalkın! Kalkın çabuk! Çabuk olun! Yürüyün! Yürüyün! Açın kapıları! Eğer bir adım daha atarsanız hepsini öldürürüm! Elimde 20 kadın ayrıca 12 çocuk var! Hiçbirini açmam! Şimdi Türkler düşünsün bakalım! Getirin kadınları! Çabuk kapatın kapıları! Kapatın girin! Hepsinin canı cehenneme! Susun! Kesin bağırışmayı! Köpekler! Kaç! Ne yapıyoruz yüzbaşım? Böyle bekleyecek miyiz burada? Savaşın her türlüsünü hazırladılar bizi. Ama böylesini öğretmediler başçavuş. Bir çaresini bulacağız elbet. Savunma hali dışında ateşkes emrine kesinlikle uymanız isteniyor komutanım. Yeni durumu bildirerek talimat isteyin. Emredersiniz komutanım. Anneni hala kurtaramadık diye çok mu üzülüyorsun kızım? Evet. Üzülüyorum ama içim rahat. Nasıl olsa kurtaracaksınız onu. Bize bu kadar güveniyorsun demek. Elbette! Benim babam da sizin gibi bir Türk subayıymış. Türk subayı mı? Bundan önceki savaşta yaralanmış. Bizi hiç aramadığına göre herhalde ölmüş olacak. Sağ olsaydı bizi Kıbrıs'ta böyle yapayalnız bırakır mıydı hiç? Elbette bırakmazdı. Ağlama artık. Onun yerine biz geldik işte. Yoksa beni babalığa kabul etmiyor musun? Ediyorum! Babam sağ olsaydı tıpkı senin gibi olurdu. Annemin anlattığına göre o da senin gibi uzun boylu, yakışıklı bir adammış. Annenin adı ne senin? Komutanım! Size bir mesaj var. Karar ve sorumluluk size aittir, başaracağınızdan eminim. Hâlâ annenin adını söylemedin bana. Anneme Zeynep bacı derdi herkes. Zeynep bacı mı dedin? Evet, zamanında mücahitlerle birlikte omuz omuza çarpışmış. Onun da gözleri mavi miydi? Evet,
Tıpkı benimkiler gibi, tıpkı seninkiler gibi. Tanrım! Olamaz böyle bir şey. Yoksa annemi tanıyor musun? Kızım! Kızımsın sen benim. O zavallıların arasında kim var biliyor musun? Kim yüzbaşım? Zeynep Paşa. Zeynep Paşa mı? Düşmanımı bile senin yerinde olsun istemem. Baykuş 12 Karayorgi'yi arıyor. Alo alo, Baykuş 12 Karayorgi'yi arıyor. Burası Baykuş 12, duyuyor musunuz beni? Alo, burası Baykuş 12 Karayorgi, duyuyor musunuz beni? Ben Karayorgi, sizi dinliyorum. Köyün kuzey bölümü bizim kontrolümüz altında. Yarın gece Türkler tamamen sarılmış olacak. Kaçarken rehineleri nasıl yok edeceğinizi planladınız mı? Siz bir an evvel Türklerin arkasına dolanmaya bakın. Ses çıkarmadan hepsini boğazlayıp gebertiriz biz. Evet, harekete geçmek için işaretinizi bekleyeceğiz, tamam. Konuştuklarımızı duydun değil mi? Hayır! Duydun! Hayır, duydun değil mi? Duydun! Hayır! Duydun! Askerler, gelin buraya! Kaldırın şunu! Ağlama yavrum artık, erkekler ağlamaz. Dağılın çabuk! Ablanın intikamını almak ister misin? Evet! Öyleyse dinle beni, bak! Şu kapıyı görüyor musun? Ben ne söylersem siz de aynını söyleyin. Kıbrıs dağlarında vuruldum kazım. Sözün yoksa gebertirim. Şehit olanları bayrağı sardım. Sözün yoksa gebertirim. Şehit olanları bayrağı sardım. Kıbrıs dağlarında sana yaşar. Zalim düşmanlara ölümler kaçar. Zalim düşmanlar.
gelecekler. Bu gece hepsini öldürüp gizlice kaçacaklar. Peki evladım. Sen ablanla burada kal. Biz çaresine bakarız. Hadi. Artık beklememize imkan yok. Siz Rumları oyalarken ben Çan Kulesi'ne tırmanmaya çalışacağım. Ya fark ederlerse? Nasıl olsa öldürecekler onları. Başarı şansı %1 bile olsa gene de deneyeceğim. Ben de geleyim sizle. Hayır. Yusuf'la Cemil gelecek benimle. İçeri girmeyi başarırsak siz de hücuma geçersiniz. Tam 5 dakika sonra ateş açın, herifleri oyalamaya bakın, tamam mı? Tamam komutanım. Yoksa acımadan bütün rehineleri öldürürüm! Hepsini öldürürüm! Kesin ateşi! Çabuk bütün pencereleri emniyete alın! İçeri sızmasınlar! Hepsini çabuk! Yaklaşma bana! Tanımadın mı yoksa? Zeynep, unuttun mu beni? Zeynep! Unutabilir miyim hiç? Neden kaçıyorsun benden? Yaklaşma! Dokunma bana! Neden? Neden? Eskisi gibi temiz değilim ben. Yoksa? Evet. Kendimi sana tertemiz saklayamadığım için bağışla beni. Tanrım! Bu cezayı çekmek için ne yaptık biz sana? Zeynep! Zeynep! Ha! Ha!
Gebertin! Huzurunda Tanrı adına yemin ediyorum ki haklarını koparmadan Türk ordusu hiçbir zaman çıkmayacaktır Kıbrıs'tan.